Hepinize günaydın arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir tane market alışverişimi paylaşmak istiyorum. Çünkü ben buraya geldikten sonra fiyatlar bana acayip ilginç gelmeye başladı. Biliyorsunuz ki Türk lirasıyla Danimarka kronu artık neredeyse eşit. Hatta birisi birisini geçiyor. O yüzden buraya geldiğimde ilk başta fiyatlar çok dikkatimi çekti. Bana bazı şeyler bayağı ucuz geldi. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki ucuz ve pahalılık göreceli kavramlar. Bana göre ucuz olan şeyler size göre pahalı olabilir. Ama sizlere neler aldım, neler yiyoruz. Genel olarak 3 kişiyiz bu arada evde. Sizlere alışverişimizi göstermek istedim. Fiyatlarını da söyleyeceğim. Toplamını siz toplarsınız herhalde. Benim matematiğim kötü. Sizlere genel olarak marketten neler aldık göstereceğim. İlk başta hepsini bir masaya koyayım. İlk başta kahvemizi yapalım. Ondan sonra neler aldığımı göstereyim. Tartımız. Şimdi biz yanlış bir kapsül aldığımız için bunun içindeki, yani kapsüllerin içindekini kesip filtre kahve yapacağım. Miligramlık suyumuzu ekliyoruz. Şimdi şuradan bir bak ayarlamam gerekiyor. Bu arada tartıyı Türkiye'den aldım. Tamam. Şu an olması gerekiyor. Biraz fazla ekledim. Olsun, çok da problem değil. Şimdi bunu iyice karıştırıp sonrasında 4 dakika beklemeye bırakıyorum. Sonrasında da sizlere bir alışverişimde neler aldığımı göstereceğim. Ama ilk başta şu bir olsun. Kahvesiz gerçekten güne başlayamayanlardanım. Şimdi de 4 dakika beklemiş olan French Press'i koyacağım. Bu arada bunu Starbucks'tan almıştım Ankara'da. Metromor şubesinden. Şimdi bunu yavaşça yapıyorum. Size görün. Tamam. Ve döküyorum. Böylelikle hem kapsül boşa gitmemiş oluyor. Hem de çünkü bizim kapsülümüz daha büyükmüş. Daha doğrusu ben yanlış aldım. Şimdi ise sizlere bu hafta neler aldığımı gösterebilirim. Kahvem çünkü hazır. Hadi videoya geçelim o zaman. İlk başta buzdolabındakileri göstereceğim. Sonrasında da buzluğa geçeceğim. Hepsini birden çıkarırsam hepsi eriyebilir. O yüzden alt kısmına başlıyoruz. Şimdi bir kere böyle bir şey almış annem. Zaten biz annemle birlikte gidiyoruz alışverişe. Annem böyle bir şey almış. Bunu ben yemiyorum. Yani bunu laks şey demek, balık demek. Normalde balık tüketiyorum. Alabalığı çok severim ama bunu sevmiyorum. Kardeşim yiyecek. Kim de neyi de yiyor onu da söyleyeyim. Çünkü hepimiz aynı şeyi yemiyoruz. Bu da böyle bir şey almış. Bu da 10 kron. Şimdi az öncekinin fiyatını önünde gördünüz. Bu da 10 kron. Şu tarz bir şey. Bu da ne denir buna? Yani skengi şey demek. Pastırma gibi bir şey. Şimdi biliyorsunuz ki ben vegan süt çok seviyorum. Yani bitkisel süt aslında, ismi vegan süt değil. Şunun vanilyasını aldım. Şimdi bitkisel sütlerde şöyle bir şey var. Ne için kullandığınıza bağlı olaraktan almanız gerekiyor. Şimdi ben vanilyanın tadını seviyorum. Mesela annem bunu beğenmedi. Normal soy sütlüğü alacak. Ve bunu biz 10 kron aldık. Tabii ki her şeye bakarak alıyoruz. Önceden hazırlanıyoruz. Çünkü oraya gidip pahalısını ödemek varken, ucuzunu ödemek varken niye pahalısını ödeyelim? Bunu aldık.
Bunlardan stok yaptık hatta. Ve bitkisel sütlerde şöyle bir şey var. Hep vegan deyip duruyorum. Bunlar dışarıda durabiliyorlar. Normal süt herhalde bozuluyor ama bunlar bozulmuyor. Ondan sonra bunlar yoğurt. Bunlar vanilyalı ve bu da Hindistan cevizli yoğurtlar şu şekilde. Bunları da 9 krona aldık. Normalde bunlar 20 kron ve biz de 15 ya da 20 kron tam hatırlamıyorum. Biz de tabii ki de indirimden aldık. Niye almayalım? Sonra kokonatlı süt var. Bu da 5 kron. Fiyatlarını söylüyorum. Ondan sonra Lidl'a gittik. Lidl'dan şöyle bir şey aldık. Bu beyaz peynir Türk beyaz peynirine çok benziyor. Hepsini böyle arkadaşlar denemeniz lazım. Ama benim damak tadıma güvenebilirsiniz. Ben bayağı yerde yemek denedim çünkü. Bu gerçekten benziyor. Ondan sonra Philadelphia'lar var. Şunlar, şu ikisi. Şimdi bunlar çok pahalı normalde. 175 gram. Şöyle yakından göstereyim. Bunlar çok 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 pahalı. Bunları gene indirimden aldık. Zaten anca yiyor biliyoruz. Zaten bunlar bitince yeniden indirime giriyor. O yüzden biz bir problem yaşamıyoruz. Bunlardan 2 tane aldık. Bunlar kaçtı ya? Normalde 25 ila 20 kron. Ama biz bunları 15 aldık. Gene bunları market şeyinden bakarak aldık. Ve en son, ya yani alt kısımda, buzdolabı kısmında en son bunu aldık. Biraz yedik gördünüz. Bunu 15 miydi, 25 miydi tam hatırlamıyorum ama bu marka zaten pahalı bir marka biliyorsunuz ki. Quaker. Öyle bir şey. Bunu aldık. Ben seviyorum. Ben tüketiyorum. Ya aldık yani. Şimdi ise buzluğa geçelim. Bunların hepsini ben bir toplayayım. Ondan sonra buzluğa geçiyoruz. Şık. Evet, şimdi geldik buzluk kısmına. Buzluğumuz çok büyük olmadığı için çok bir şey alamıyoruz. Bu pankaya, yani bu pankek, yani pankaya pankek. 5 kron almışız. 360 gram şu şekilde göstereyim. Bence gayet ideal bir fiyat. Bu da 450 gramlık tavuk göğsü. Kaç kron? 20 kron. Şöyle gösterelim. Ondan sonra mesela az önce gösterdiklerim arasında mesela bazılarını böyle toplu alıyoruz ki buzluğa atıyoruz, sonra tekrar kullanıyoruz. Bu da 20 kron. Bu da nasıl diyeyim? Hindi füme gibi bir şey. Bu da yine kardeşimin yediği şeyden bir tanesi. Bu da 10 kron. Kaç grammış onu da söyleyelim. 150 gram. Ondan sonra böyle bir dondurma var. Bu dondurmayı çok seviyorum. Bu da normalde 15 ila 17 kronken ben bunu 10 kron aldım. İçinden sanırım bir 10 tane çıkıyor. Bu da kepekli ekmek gibi bir şey. 5 kron. Ekolojik bir de. Burada güzel olan şeylerden bir tanesi ekolojik ürünler çok indirime giriyor. Bu da ekolojik. Hoşumuza gitti. 5 kron. İçinde 2, 4, 6 tane var. Ve toplamda kaç gram ya bu? Yazmıyor. Ya ben bulamadım yani. Yazıyordur belki. Yani var. Bayağı var. 6 tane var işte. Şimdi güzel olan şey şu. Bir şey düştü yere. Güzel olan şey şu. Pahalı olan şeyler. Yani sağlıklı olan şeyler. İndirime sık sık girdiği için sağlıklı bir şekilde indirimden alıp hem sağlıklı beslenebiliyoruz. Burada da muz var. Muzları alıp ben kendim kesip böyle buzdolabı poşetine koyuyorum. Bu buzdolabı poşeti farkındaysanız plastik. Bunları yıkayıp tekrardan kullanıyoruz. Üstüne şunlardan 6 tane vardı. Yedik. 6 tanesi 25 kron. Bu da bu salmon. Salmon ne demek? Bir balık türü. Ya işte pahalı olan balık türü yok mu Türkiye'de? Norveç'ten gelen işte bu o. Bunu aldık. Pahalı diyorum çünkü alabalık nerede? Bu fiyat, bu şeyin balığın fiyatı nerede? Bir de gene ekmek almışız. Bu da 5 kron. İçinde 6 tane var. Bunun gramajı yazıyor mu? Şöyle yakından da göstereyim. İçinde bulamadım ya. Ama 6 tane var. Bu da sağlıklı bir şey. Bu da köfte. Bu köfteler 800 gram. Ve sanırım bu da 10 kron muydu, 15 mi? Bunu hatırlamıyorum yalan olmasın. Fişleri de saklamıyorum. Bu da çok pratik oluyor. Bunu annem kendisi bana almış. Yani dışarıdayken kendisi almış. Bunun fiyatını bilmiyorum ama çok da pahalı değildir herhalde. Kısacası bizim market alışverişimiz bu. Ve bunu haftada kaç defa yapıyoruz? Yani haftada 2 kere falan bu şekilde alışveriş yapıyoruz. Tüm
öğünlerimizi zaten evde yediğimiz için hepsi de çok hızlı bir şekilde bitiyor. Şimdi normalde Türkiye'de biz Ankara'da yaşarken bu kadar ev alışverişi yapmıyorduk. Ama biz iki kişiydik ve çoğunlukla dışarıda da yiyorduk, yani yalan olmasın. Evet arkadaşlar, elimi de bir yıkayayım. Umarım ki videomuzu beğenmişsinizdir. Sık sık böyle şeyler çekebilirim. Hem siz market fiyatlarını görmüş olursunuz. Ben çünkü başka ülkelerin, özellikle de gelişmiş ülkelerin market fiyatlarını inanılmaz merak ediyorum. Bu da sizlere bir tane örnek olmuş olsun. İlerleyen zamanlarda da ne yiyorum zaten, onları da çekmeyi düşünüyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Oraya daha güncel resimler falan atıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, bir sonraki videoda görüşmek üzere.